Adım Dave Bryan. Evliyim ve iki oğlum var. İkisi de yetişkin ve farklı yerlerde yaşıyorlar. Biri Kaliforniya'da, diğeri ise Washington'da hayatını sürdürüyor. İkisi de farklı alanlarda çalışıyor. Biri sosyal hizmet uzmanı, diğeri de Google için çalışıyor. Eşim dadılık yapıyor ve bakıcılığını üstlendiği iki kız çocuğu var. Ben de First Congregational Kilisesi'nde 12 yıldır kıdemli rahip olarak görev yapmaktayım. Buraya 90'ların sonunda geldim. Şu an yaklaşık 50 çalışanımız var. Yarım günlük okul öncesi eğitim programımız var. Toplum programlarımızın arasında da müzik gruplarımızı gösterebilirim. Müzikle alakalı olarak iki ayrı grubumuz var. Bir tanesi çocuklara, diğeri de gençlere yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Korunmasız çocukları ve gençleri odak aldığımız başka programlarımız da mevcut. Ortaokul çocuklarının özdeğerliliklerini sanat yoluyla arttırmaya amaçladığımız programlarımız da var. Ve bu programda daha çok yoksul kesimlerden gelen çocuklarla çalışıyoruz. Bunlar programlarımızdan bazıları. Kilise aktivitelerine gelecek olursak, düzenli ibadet saatlerimizin yanı sıra dostluk geliştirme programlarımızın da altını çizebilirim. Kilisemizde oldukça güçlü dinler arası eğitim programlarımız da var. Geçenlerde Hindu Üniversitesi'nden gelen bir profesörle Hinduizmle alakalı bir konferans serisi düzenledik. Geçen yıl Haziran ayında İslam cemiyetine mensup kişilerle de 4 hafta süren bir program gerçekleştirmiştik. Hi. Buenos días. Good. Il padre. Merhaba. Salut. Excuse me. Shanghai. La madre. Adios. Bye. Bonne nuit. Blau. You're welcome. Schwarz. Goodbye. Trot. Ohayou gozaimasu. Il padre. Please. Geçtiğimiz yıl Florida'daki İslam topluluğu tarafından bir barış ödülü almıştım. Ödül, Florida çevresinde dinler arası toplum için yapmış olduğum işlerin takdiriydi. Florida İslam Cemiyeti'nden İmam Muhammed Musri ile çok yakın ilişkiler kurup projeler hazırladık. Rebbe Stephen Engel ile de dinler arası faaliyetler hususunda pek çok ortak çalışma yürüttük. Üçümüz çeşitli mekanlarda buluşup çeşitli konularda tartışıyorduk. Hatta birlikte yerel bir radyo programı düşünüyoruz. Bu halen bir proje tabii. Gülen hareketiyle ilk olarak beni tanıştıran İmam Musri oldu. 7 yıl önce bir diyalog yemeği düzenlenmişti ve ben konuşmacı olarak davet edilmiştim. Yemeğe bir mesajla gitmem bekleniyordu. O yemekten sonra Gülen hareketiyle de tanışmış oldum. Gerek iliminden gerek ruhaniliğinden oldukça etkilendiğimi söyleyebilirim. Dostluk kurarak birbirini tanıma fikri, dinler arası ve kültürler arası iletişim kurma çabası, dünyayı daha adaletli bir yere dönüştürme arzusu. Birçok insana da söylediğim gibi, bence karşılıklı anlayış ve barış fikirleriyle Fethullah Gülen, Türkiye'nin Gandhi'si. Burada tanıştığım dernekler ve Atlanta'daki İstanbul Center'da çalışmakta olup, bu felsefeyi benimsemiş kimseler gerçekten çok etkileyici. Hepsine bütünüyle katılıyorum. And I serve on the board of the Nile Foundation also. Uh,
Bahsettiğim gibi Gülen Hareketi ve Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ilmi kişiliğini tanıdığımda ilk izlenimim kendisinin Martin Luther King, Gandhi, Afrika'nın Laetoli, insanların arasındaki iletişimi barış yoluyla, eğitimle, diyalogla geliştirmeyi amaçlayan diğer önemli liderler gibi olduğuydu. Dolayısıyla sanırım ilk izlenimlerimden biri de Türkiye'de böyle güzel işlerin yapıldığından haberdar olabildiğim için şükran duyduğumdu. Bu felsefe için pek çok insanın çalıştığını bilmek çok güzel. Bu insanlar kendi inanç sisteminin içindeki ve dışındaki insanlarla birlikte çalışıyorlar. Bence dinler arası yapılan faaliyetler özellikle önem taşıyor. Çünkü insanlar farklı dinlere mensup olan kişilerin daima çalıştığını, birbirlerine düşman olduklarını ve birlikte varlıklarını sürdüremeyeceklerini düşünüyorlar. Bu doğru değil. Gülen ve bu felsefe üzerine çalışan kimseler aradaki bariyerleri kırmak için çaba sarf ediyorlar. İnsanlara tüm bunların hiçbir dinin temeli olmadığını göstermeye çalışıyorlar. Tüm dinlerin özünde aşk, merhamet, ihtimam ve yardımlaşma vardır. Bence bir Türk lider olarak Gülen, tartışılmakta olan bu konuya büyük bir hediye verdi. Fethullah Gülen Hoca Efendi tarafından başlatılan Gülen Hareketi, dünya barışına cevap niteliğinde. Yapılan işler ortaya çıkan felsefeyle tutarlı bir şekilde ilerliyor. Diyalog ve dostluk. Bence hareketin tamamı bu yolda, yani dünya barışıyla paralel yolda ilerliyor. Ben sadece birkaç okulu ziyaret edebildim ama iş arkadaşlarımdan biri geçtiğimiz günlerde Güney Afrika'daki okullardan birini ziyaret ettiğini söylemişti. Oradaki atmosferden ve yapılan işlerden çok etkilendiğini söylemişti. Ben de İzmir'de bir üniversiteyi ziyaret etmiştim. Eğitimde mükemmelliyetçiliği, kültürler arası iletişimi simgeleyen harika bir örnekti. Akademik duruşları kadar başkalarıyla ilişki kurmada gösterdikleri üstünlük gerçekten takdire şayan. Başka ülkelerden öğrenci getirip çok iyi burslar veriyorlar. Bu sayede kültürel ve dinsel bir değişim programı uyguluyorlar aslında. Tüm bunlar çok ama çok önemli. Çünkü bu okullardan mezun olacak kimseler, ülkelerine döndüklerinde diyaloğun, iyi niyetin, dostluğun ve anlayışın elçileri olacaklar. Bu insanlar, bu yolda bizlerin yardımcıları olacak liderlerdir. Geçenlerde buradaki bir üniversitemize Güney Afrika'dan bir öğrenci getirdik. Uluslararası ticaret bölümünde 4 yıllık eğitimini tamamlayıp, ülkesine geri döndü ve çalışıyor. Şimdi yeni bir öğrenci daha geliyor. Hareketin de yaptığı, buna benzer insanların arasında iletişimi geliştirmeye yönelik değişim programlarıdır. Bu sayede dinler arası diyalog, kültürler arası dostlukla büyüyen toplumlar ortaya çıkıyor. Bu sayede de hepimizin umut ettiği dünya barışına doğru yürüyoruz. Hi, buenos días. Hola. Mi padre. Merhaba. Salut. Excuse me. Zangshanghao. La madre. Adiós. Bye. Bonne nuit. Blau. You're welcome. Schwarz. Goodbye. Wan'an. Ohayou gozaimasu. Mi padre. Please. Geçtiğimiz Mayıs ayında 10 günlük bir Türkiye gezisine katılmıştım. Oradan ayrılmadan önce de dile getirdiğim şeyi söyleyeyim size. Türkiye seyahati hayatımın seyahatiydi. Kastettiğim şey, hayatımdaki dönüm noktalarından birini bu geziyle yaşamış olmamdır. Gerçekten öyleydi. Her şeyden önce o geziyi düzenleyen ve bizlere bu şansı sunan tüm derneklere teşekkür etmek isterim. Sanırım ki iki ayrı grup vardı ve ben ikinci grupta yer alıyordum. Gitmeden önce buradaki derneklerden pek çok Türk vatandaşıyla tanışıyor olduğum için Türkiye'de büyük bir misafirperverlik ve nezaketle karşılanacağımızı biliyordum ama karşılaştığım şey umduğumun çok daha ötesindeydi. İstanbul'da, İzmir'de, Denizli'de ve Bursa'da 4 aileyle tanışıp vakit geçirme ayrıcalığına sahip olduk. Hepsinin olağanüstü misafirperver ve nazik olduğunu söyleyebilirim. Uzun uzun sohbetler ettik, tabii ki çok fazla çay tükettik.
yemeğin de altını çizmek lazım. Hepimiz yemek yemeyi seviyoruz deriz ama Türk yemeğine ayrı bir sayfa açmak gerekir. Türkiye'deki yemekler gerçekten muhteşemdi. Tanıştığımız herkesin ama herkesin son derece arkadaş canlısı, misafirperver, nazik olduğunu, bizi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söylemek isterim. Hepimiz gerçekten hoş bulduk. Bir arkadaşım bizim sultanlar gibi ağırlandığımızı söyledi. Bence bu çok hoş bir benzetme. Oradaki insanların hepsi çok cömert. Benim için müthiş bir tecrübeydi. Tanışmış olduğumuz dört ailede mükemmel aile bağlarına sahip. Yani mutlular, birbirlerini seviyorlar, çok yakın ve bağlı görünüyorlar. Birbirlerine duydukları saygı, sevgi ve ihtimamdan çok etkilendim. Hepsi çok ama çok güzel ailelerdi. Aslında hepsi de farklı zeminlerden geliyorlardı. Bir tanesi öğretmendi ve diğerlerinin de iş adamları olduğunu sanıyorum. Farklı ekonomik koşullara sahip oldukları çok belliydi ama ortak bir noktaları vardı. Hepsi çok sevgi dolu, cömert ailelerdi. Well, the four families that we met with, ziyaret ettiğimiz ailelerden birinde baba olan kişinin kızının örtünme kararı ile ilgili anlattığı bir hikayeyi çok sevmiştim. Bu konu hep beraber konuşulmuş ve karar kızlarına bırakılmış. Yani örtünüp örtünmemek kızın kendi elindeymiş. Evin iki büyük kızı kendi kararlarıyla örtünmüşler ve gerçekten kendi kararları olduğunu görebiliyorsunuz. Bu şeffaflığı, ebeveynlerin çocuklarına kim olduklarını anlamaları ve ifade etmeleri yönünde destek olduklarını görmek benim için çok hoştu. Bütün iyi ailelerin bu şekilde davranmaları gerekir. Türkiye'de gördüklerimiz de bunun örneğiydi. Çok iyi ve sevgi dolu ailelerdi. Türk okullarına geri dönecek olursak, bence bu okullar barış içinde bir dünya için mükemmel bir örnek teşkil ediyorlar. Evinizde ya da ait olduğunuz cemiyette başka bir grubun tehlikeli olduğunu, size iyi davranmayacağını ve çatışma içinde olmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Sonra o kimselerle yan yana oturuyorsunuz ve aslında onların tehlike olmadıklarını, hatta sevebileceğiniz, dostluk kurabileceğiniz kimseler olduğunu keşfediyorsunuz. Bu sayede duvarlar yıkılmaya başlıyor. Dini, kültürel ve ırksal sorunlar küçük parçalara ayrılıyorlar. Birbirini tanıyarak barış dolu bir arkadaşlık, barış dolu bir cemiyet ve nihayetinde barış dolu bir dünyaya ulaşılır. Diğer insanları bir sorun olarak görmekten vazgeçip onları tanımaya başladığımızda kalıpları yıkıp yanlış anlamaları düzeltebiliriz ve dünya barışını birlikte inşa edebiliriz. İnsanlar insan olmanın gereği birbirlerine bu şekilde bağlanırlar. Birbirlerini nesne olarak görmeyi bırakırlar. Bence bu okullar insanlar arasındaki anlaşmayı geliştirme açısından çok etkili modeller. Türkiye nüfusunun %95-98'inin Müslüman olduğu bir ülke. Dolayısıyla İslam'ı temsil ettiğini söyleyebiliriz. Ülkede hem İslam anlayışının benimsendiğini hem de özgürlük fikrinin oldukça yaygın olduğu bir gerçek. Başka bir deyişle, kimse herhangi bir dini öğretiyle bir şeyler yapmaya zorlanmıyor, herkes dilediğine inanmakta ve istediği gibi ibadet edebilmekte. Bu çok pozitif bir model. Amerika için pek çok kimse Hristiyan bir ülke der. Oysa ki aslında biz, içinde fazla sayıda Hristiyan olduğunu söyleyen kimselerin yaşadığı seküler bir toplumuz. Herkes dilediğine inanmakta ve dilediği gibi ibadet etmekte özgür. Hristiyan, Müslüman, Yahudi, Budist, Hindu ya da başka bir dine mensup olmanız bir şeyi değiştirmez. Hiçbir dine inanmıyor da olabilirsiniz. Bu noktada Türkiye ile aynı algıya sahibiz. Ülke nüfusunun çoğu Müslüman olsa da ülkede özgürlükler söz konusu. Hatta farklı Müslüman gruplarında bile değişiklikler mevcut. Kimisi ibadetlerine daha düşkünken, kimisi daha az ilgili ama yine de Müslümanlar. Bunlar özgürler. Kimse algılarının dışında bir şey yapmaya zorlanmıyor.
Bence bu sağlıklı bir milletin işareti niteliğinde. İnsanlar kendilerini ait hissettikleri dinle ifade edebilirken, kendileri gibi yaşamayanlara saygı duyuyorlar. Dinler arası diyalog sürdürülebilir ve barış dolu bir dünya için yapılan çalışmaların en önemli yardımcı etmenlerinden biri. İnsanlar birbirlerini tanımalı ve geleneklerini anlamalılar. Elbette ki hepimiz aynı fikirde olmayacağız. Olmak zorunda da değiliz zaten. Ancak birbirimizi anlamak, saygı duymak ve ortak değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Benim imam ve farklı gruplarla bir araya gelip konuştuğumuz şeyler genelde bunlar oluyor. Her konu hakkında ortak bir fikre sahip olmak zorunda değiliz. Bazı meselelerde ayrı düştüğümüz noktalar var ama biz çok sıkı dostlarız. Birbirimize saygı duyuyoruz, değer veriyoruz. Aramızdaki farklılıklara kıymet veriyoruz çünkü bu farklılıklar öğrenmenin ve kendi geleneğimizde daha inançlı bireyler olmamızı sağlayan fırsatlara dönüşüyor. Bence dinler arası diyalog bunu başarıyor. Hepimizi ister Müslüman, ister Hristiyan, ister Yahudi olalım, bizi besliyor ve diğer dinlerin değerlerini öğrenmemize vesile oluyor. Bu noktada dinler arası diyalog faaliyetlerine katılan dindar kimseler olarak çok büyük bir sorumluluğa sahibiz. Bizler, dinlerin insanlar arasında çatışma oluşturan güçler olmadığını, aksine bir arada yaşamanın güzelliğini vurguladığını anlatmakla yükümlüyüz. Yineliyorum, her konu hakkında fikir birliğine sahip olmak zorunda değiliz ama bazı ortak değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Bunlardan biri barış dolu bir toplumun herkes için iyi olduğu gerçeğidir. Barışçıl toplumlar insanların güven içinde yaşamalarına, işlerini yapmalarına, aileler kurmalarına, diğerlerine yardım için sosyal aktivitelere katılmalarına zemin hazırlar. İşte bunların hepsini birlikte yapmak son derece mühim. Bunları tek başımıza yapamayız. Hi, buenos días. Hola. Bir padre. Merhaba. Salut. Excuse me. Salut. La madre. Adiós. Bye. Bonne nuit. Blau. Teşekkür. You're welcome. Schwarz. Goodbye. Bonjour. Wan an. Ohayou gozaimasu. Bir padre. Please. Well, I guess I want to say that my experience in Turkey. Söyleyişimize son vermeden önce son olarak şunları eklemek istiyorum. Türkiye'deki deneyimim hayatımda sahip olduğum en mükemmel deneyimlerden biriydi. Ülkenizi ziyaret etme, oradaki daha güzel, barışçıl bir dünya için çalışan liderlerle ve ailelerle tanışabilme şansına sahip olduğum için hep minnettar olacağım. Bu benim için çok büyük bir ayrıcalıktı. Yeniden Türkiye'yi ziyaret etmeyi dört gözle bekleyeceğim. Yaptığınız işler için sizlere de çok teşekkür ederim.